Babamın amcası Atatürk'ümüzün arkadaşıydı. İzmir'de ilk kurşunu atan Hasan Tahsin var ya, aynı adı taşıyan Hasan Tahsin Argun da benim amcamdı. Şimdi Atatürk'ümüzden, onun annesinden, kız kardeşinden, onlarla ilgili o kadar çok şey dinledim. Öyle hatıralara bu büyüklerim üzerinden şahit oldum ki, ben Zübeyde annemizin, Zübeyde Hanım'ın hakkında bu dönemde konuşulan çirkinliklerin hiçbirini hazmedemedim. Zaman zaman ağzımı bozdum, küfür ettim. O küfür ettiğim şahıslar tarafından şerefsiz dedim. Yani küfür dediğim o. Hala inanıyorum. Mahkemeye verildim. Ama isterdim ki Türkiye'de yer yerinden oynasın. Oynamadı kardeşlerim. Bu yumruk arasındaki sistemden herkes memnun. İzmir Atatürk'ün şehridir. İzmir Zübeyde Ana'nın şehridir. İzmir ilk kurşunu atan şehirdir. İşgale hayır diyen şehirdir. Atatürk'ümüz ilk kurşun atıldığında yoldadır. Havzaya gelir. Arabasının lastikleri zaten yani eski püskü bir araba, bir otomobil. Lastik bozulur. Onu yapmaya çalışırlarken iner. Bir köylü çift sürmektedir. En sevdiğim, herkesin, her gencin bilmesi gereken hatıralardan biridir. Eğer bunları doğru anlatabilseydik siz gençlere, doğru dürüst anlatabilseydik Furkan senin gibilere, o şerefsizler böyle konuşamazdı. Kabahat bizimdir. Dolayısıyla iner, yakar sigarasını. Biliyorsunuz çok sigara içen bir insandır. Yakar sigarasını, köylünün yanına gider. Der ki, İzmir'e Yunan girdi. Bir vatansever, bir kahraman. Kurşun sıktı, kendi de şehit oldu. Sen burada çiftçilik yapıyorsun, tarlayı sürüyorsun. Ne düşünüyorsun? Çiftçi der ki, beyim, bir erkek kardeşim şurada şehit, oğlum burada şehit. Sırayla sayar, ailesinin hemen hemen tüm erkekleri şehittir. Ve der ki, işte şu kadar kadın, şu kadar çocuk bu öküzle bana bakmaktadır. Yani bu çiftin neticesi bu insanlar doyacaktır. Atatürk'ümüzün gözünden yaş akar. Bunu anlattığı kişi Afet İnan'dır. Ve der ki, o köylü, o havzalı köylü daha sonra şehit düştü. İstiklal Savaşı'nda şehit düştü. Şimdi biz bunları doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar demleniyor bugün. Atatürk'ün varisi olanlar, Atatürk'ün varisi olanlar bu derece bazı konularda çok geniş düşünceli olamazlar. Bir tarafta bu var. Bir tarafta da anasından başlayarak Atatürk'ün her bir ağlına, her bir haline iftira atanlar var. Ve bunu seyreden yöneticiler var. Ben seyredemem kardeşim. Seyredemediğim için başıma her şey geldi. Gelmesine de razıyım.